Bir Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Aday Memur Yemin Töreni Programı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Törende İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahmut Ak bir konuşma yaptı. Sizlerle inşallah ilerleyen yıllarda böyle tören, aday memurların yemin etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Türk milletinin. Medyakes'le ortak gerçekleştirilen Dijital Film Teknolojileri Atölyesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Özellikle üniversiteye ilgili arkadaşlar, ben kameraman olayım, sinemist olayım gibi düşünüyorlar ama böyle bir kişi olduğu da var. Grafik dedi ki, bu fiyat olamaz diye. Yani ben bunu dedi. Çok daha uygun fiyatları piyasaya sürüleceğim şekilde bilekleyici kurdu. Atölyede görüntü kaliteleri hakkında konuşuldu ve çeşitli kameralar tanıtıma sunuldu. Görüntü yönetmeni Burak Kambir'in sunumuyla Sinema ve Deneyimler Söyleşisi İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Bir noktaya doğru kendinizi sürüklemeniz lazım. Film işi çok mükemmel bir işti. Çok harika hayatlar işletmesi. Çok güzel para kazandırıyor. Para kazandırmak, para tutmayı bilmezseniz çok da zarar eder. Söyleşide görüntü yönetmeni olmak isteyenlere tavsiyeler verildi ve teknik bilgiler anlatıldı. İstanbul Üniversitesi Engelleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Bilişim Erişilebilirliği Paneli, İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Yardımcı Doçent Doktor Muhammed Ali Aydın yaptı. Yönetmedir. Sanki hiçbir engelli vatandaşımız yokmuş gibi yapıldığını düşünüyorum, itiraf etmem gerekirse. Panelde İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Reza Aydın'la Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Halis Kurulay da konuşma yaptı. Anlatmak istiyorum. Yani bu sizler bu işin içerisinde civarında bulunan, öğrencilerle muhatap olan hocalarımız tarafından bilinir ise o zaman öğrencilerimize de belki aktarılabilecek. Bilişim erişilebilirliği konusunda üniversitelerde ve tüm toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen panelde özellikle mühendislik eğitimi alan öğrenciler için evrensel tasarım ve bilişim erişilebilirliğine ilişkin eğitim çalışmalarının başlatılması hedeflendi. İYİ Web TV haber bültenini izlediniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.